Tabii haberi yapan arkadaşlarımızın amacının ne olduğunu bilmiyoruz. Bu bilgi kendilerinde saklı. Fakat biz şunu söyleyebiliriz. Herhangi bir görev değişikliği söz konusu değil. Görevimin başındayım. Kurum başkanımız biliyorsunuz yaklaşık 2 ay önce değişti. Yeni bir kurum başkanı atandı. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun başına. Dolayısıyla taşrayı ve çevreyi tanımak adına hem kendileri bizzat illerimizi gezmeye başladılar. Hem de merkeze bazı genel sekreter arkadaşlarımızı kısım kısım, grup grup çağırarak kendileriyle görüşmeler yapıyorlar. Kendimizle ilgili kısmını başta da belirttiğim gibi herhangi bir görev değişikliği Van için söz konusu değil. Allah kısmet ederse, Cenab-ı Hak ömür verirse görevimizin başındayız. Bir problem söz konusu değil. Bu haberler bizimle görüşülmeden, bilgimize başvurulmadan yapılmış haberlerdir. Dolayısıyla ben bunların art niyetli haberler olduğu kanaatindeyim. Bu ilk haber değil, son haber de olmayacak, öyle anlaşılıyor. Ancak biz bu tür haberlerle uğraşmak yerine çalışmalarımızı sürdürme yönünde arkadaşlarımızla her zaman görüşüyoruz. Hakkımızda çıkan birçok asılsız haberle uğraşmak yerine işimizi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Rabbim muvaffakiyet verirse çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir gün buralardan da gideceğiz. Yani bu kadar merakta kalmalarına gerek yok. Nasıl bizden önce başkaları bu işleri yapıyorsa biz de bu işi kıyamete kadar sürdürecek değiliz. Allah kısmet ederse bir gün ayrılacağız. Dolayısıyla telaş etmelerine gerek yok. Çok olumlu bir görüşme oldu Ankara'daki yaptığımız görüşme ve biz memnun kalarak döndük elhamdülillah. Bir sıkıntı yok. Ben Van'da değilim. Van'da herhangi bir siyasi ikbal beklentinde yok. Bir haber duyulduğunda ya da bir fasık size bir haber getirdiğinde öyle buyuruyor efendimiz. Yani bunu araştırmak lazım. Bizim hakkımızda da tabii Ankara'ya birçok olumsuz haber gidiyor. Her gün birileri şikayet ediyor. Efendim belki olumsuz yorumlarda bulunuyor. Fakat bunların hepsi bizimle paylaşılıyor. Onlar da soruyorlar bir şey olduğunda bize dönüyorlar. Diyorlar ya böyle böyle bir haber var. Bunun aslı var mı? Yok mu? Bizden bilgi alıyorlar. Yani sonuçta bu ilde onların muhatabı biziz. Van'la ilgili herhangi bir bilgi alınmak istendiğinde kurum başkanlarımız tarafından bunu bize soruyorlar. Dolayısıyla biz de bildiğimiz kadarıyla bunu izah ediyoruz. Kamu hastane birlikleri kurulalı 1 yıl oldu. Evet. Bütün ülke genelinde 1 yılı doldurduk biz. Şunu memnuniyetle söyleyebiliriz ki sağlık bütçemiz, yani bu zaten bakanlığımız tarafından da ulusal medyayla ile paylaşılacak. Geçtiğimiz yıl içerisinde fazla verdi. Yani denk bütçeden bahsetmiyoruz. Kâr ettik yani. Bize tahsis edilen parayı daha azını harcayarak ülke ekonomisine bir kere çok büyük bir katkıda bulunmuş oldu. Ha bunu yaparken hizmet azalması olarak değil. Mesela bizim Van için bize tahsis edilen para miktarı 199 milyon liraydı. Yani eski parayla söyleyecek olursak 199 trilyondu. Tahmini harcayacağımız para. Geçtiğimiz yıl içerisinde bizim ürettiğimiz hizmet yaklaşık 240 milyon lira olarak gerçekleşti. Biz Van ilinde yaklaşık %20'lik bir hizmet artışı yapmışız. Bu hizmet artışını yaparken bir önceki yıla göre ise daha az para harcamışız.